Bu arada sınavlarımızın hepsi online'a çevrildi. Önceden yüz yüzeydi. Sonra herkesin online, bizim yüz yüze olması sebebiyle biz öğrenciler ayağa kalktık. Ve hani dilekçe falan yazıp o şekilde dekanla konuşup online'a çevirttirdi herkes. Ben çok uğraşmadım tabii ama uğraşan çok fazla arkadaşım var. Yani sınavlarımız online ama yine de çalışacağım. Az da olsa yani yüz yüze de olacağı kadar çalışmayacağım tabii ki ama yine de çalışacağım. Çünkü yani çalışmam gerekiyor. Aşk seni bulabilir de, uzaktan durabilir de, samimi oluyor derken, mesafe koyabilir de. Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle benim ders çalışmam gerekiyor. Çünkü bir senedir falan ders çalışmıyorum ve finallerim var. Finallerim online ama online'da kopya çekebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum ve bilmediğim şeyin cevabının nerede olduğunu da bilemeyeceğim için. Çamaşır yıkamaya iniyorum şimdi. Bu hafta aslında ikinci çamaşırım bu ama hasta olduğum için sürekli kendimi terletiyorum. Hani hastalığımı atayım diye. Bir de yani burası sıcak ve terliyorum. Çok şey oluyor. O yüzden bunu bugün de atayım dedim. İyileştirmeye çalışıyorum kendimi. Hap falan atacağım ama birkaç gün daha böyle devam edecek gibi duruyor. Attım şimdi. Yarım saat sonra bitecek. Yarım saat sonra da kurutmaya atacağım. Kurutmayı temizlemek için biraz erken inerim. Ama odamda bekleyeceğim çünkü yani ayakta duracak hiç halim yok. Ve birazcık da çalışmayı düşünüyorum. Yani artık bugün uyuduğum için çalışmadım yani. Hiçbir şeye uyudum sadece. Şu saatten sonra da çalışayım. Saat 2:30 oldu çünkü. Masam şu şekilde. Dağınık biraz. Arkadaşlar şimdi size YKS'ye hazırlananlar için sayısal bölümündeyim. Bir tane kimya kanalı buldum YouTube'dan. Hatta bunu topluluk kısmından da paylaşmıştım. Belki orada görenler olmuştur. Ama hani burada da göstereyim size. Bu kanalda şöyle göstereyim. Çevirerek anlatayım bunu. Kanal bu. Kanalda genel olarak soru çözümü üzerinden anlatıyor. Ve hani konu anlatımları da var aslında. Hani şu short kısmında kısa kap bilgiler de var. Şöyle sorular da var. Yani konu anlatımları da var şuradaki videolarda. Yani böyle hem konu anlatımı hem soru çıkmış sorular hem de hap bilgilerle böyle güzel bir kanal bence. O yüzden bu kanala bakmanızı da öneririm. Şöyle ismini de zaten buradan göstereyim. Bak ben de abone olmuşum Simyacı. Yani buna da bakarsanız sizin işinize yarayacağını düşünüyorum. Bunu size tavsiye etmek istedim. Şimdi alarmım çaldı. Yani çalmadı aslında. Saate baktım, saat gelmiş. O yüzden ben de iniyorum aşağı. Kurutmayı temizleyeceğim. Sonra kurutmayı atacağım. 1,5 saatte onu bekleyeceğim. Ama zaten hani ders çalıştığım için ya da çalışmaya çalıştığım için zaman çabuk geçer diye düşünüyorum. Şu filtreleri temizleyeceğim. Şuradaki şeyleri, bir de burayı temizleyeceğim.
şu fırçayla temizliyorum ama şu an ikisini beraber yapamadığım için çekemeyeceğim. Benimkinin daha 3 dakikası var. O yüzden biraz bekleyeceğiz burada. Şimdi kurutucuya attım ama kurutucu 5'i 1 geçe bitecekmiş ama 5'te kapanıyormuş. O yüzden böyle 1-2 dakika erken gidip önceden kapatabilirim kurutucuyu. Zaten biraz nemli bırakıyor, hani tam net bir şekilde kurutmuyor ama o nem çok aşırı rahatsız edici bir nem olmadığı için ben sürekli kurutucuya atıyorum eşyaları. Çünkü nerede kurutacağım? Şey var aslında. Ne o? Kurutma teli mi? Ne? Öyle bir şey var ama ben onu 1-2 gün beklemek istemiyorum burada. O yüzden hani o biraz nemli. Onu da kuruyor zaten dolabımda. Sıkıntı yaratmıyor benim için. Şimdi tekrardan bir oturacağım. 4'te yemeği yiyeceğim çünkü ilaçlarımı atmam gerekiyor ve acıktım birazcık. Acıkınca da biraz halsizleşiyorum. Yemekten sonra falan bir şekilde alırım yani kıyafetleri, sonra düreriz. Sonra tekrar ders çalışırız. Yani hafta sonum aslında birazcık böyle yurtta geçecek, hastayım çünkü. Yoksa dışarı falan çıkardım. Ama hasta olduğum için çıkamıyorum maalesef. Saat 4 oldu. Hatta biraz geçti 4'ü. Yemeğe ineceğim. Karnım aç, başım dönmeye başladı. Yediğim sarımsaklıymış yoğurt. Yediğim yoğurt sarımsaklıymış. Ağzım sarımsak kokuyor şu anda. Eşyalarımı almaya gidiyorum ve çöp poşetine koyuyorum eşyaları. Ay, bugün asansöre binmekten bıktım yani gerçekten. Bu arada yüzüm yağlanmış. Demek ki yüz temizleme şeysi yapacağız bugün. Günü. Çünkü bayağı yağlanmış. Yani ışıl ışılım şu an. Kurutma erken bitmiş. İyi oldu benim için. Nereye geldi bu? Bundan çıkacağız. Yani bence size yeterince asansörü gösterdim. Bir daha asansörü çekmesem yani yeridir gerçekten. Çok sıkıldım asansörde bir şey konuşmaktan şu an için. Ya, canım çok sıkılıyor. Bu arada yemek yedikten sonra kendime geldim ilaçları falan atınca. Şu an yerinde kafam ya da şey başım dönmüyor. Geldik bu arada. Gidiyorum ben. Ya, kendime geldim. Biraz yiyeyim. Akşam bir daha acıkırsam diye ekmek aldım oradan. Ve hani pekmez falan koymuştum ben. Onu yerim. Sonra yine ilacımı atarım. Çünkü günde 3 defa atmam gerekiyor. Bu daha ikincisi. Ben video çekiyorum şimdi. Seni de çekeyim mi? Ama izin veriyorsan çekeceğim. İzin veriyorum. Sevgilimle değil. Can sıkıntısına geldik ve sonuç bu. Kahvaltımı aldım. Buna nane limon yapacağım. O yüzden sadece sıcak su aldım. Yine asansördeyiz ama orası ayrı. Arkadaşım da inmiş. Kahvaltı almaya ben odama getiriyorum. Sonra tabağı geri götürüyorum tabii. Dün akşam ne oldu ben anlamadım yani. Bir anda biz okey'e geçtik. Ben sadece oturup kahve içmeyi planlıyordum. Yani tek istediğim oydu. Çünkü canım çok sıkıldı yurtta.
Ve hani bir yerden sonra da aynı yerde durmaktan sıkılıyorum benim. Sürekli yer değiştirmem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Hani dışarı çıkalım dedim. Arkadaşımı da çağırdım. Sonra bir baktık küçük parka gitmişiz. Ondan sonra bir baktım okey'e gittik. Oradan geldim ve uyudum. Zaten genel olarak uyuma üzerinde programlanmış gibi hissediyorum kendimi. Kahvaltımı yaptıktan sonra şu yüzümü gerçekten temizlemem gerekiyor artık. Çünkü yoluyorum şuraları. Yani yolmak da istemiyorum ama yolunuyor. Unutuyorum ve dalıp gidip böyle düşünürken dalıyorum ve yoluyorum. Ondan sonra sabah kalktım ve rapor yazdım. Film raporu. Yani biz böyle tuhaf şeyler yapıyoruz. Yani film raporu yazdım, kütüphane kitap raporu yazdım. Panel yaptılar, onun raporunu da yazdım. Ama rapor nasıl yazılır onu da tam bilemediğim için rastgele bir şeyler yazdım. Umarım hani istedikleri gibi yazıyorumdur ve düşük nota almam. Zaten 8 Haziran'da bitecek ve bunu ben büyük ihtimalle 8 Haziran'a doğru. Evet, 8 Haziran'da yayınlayacağım. Yani bunu yayınladığımda benim okulum bitmiş oluyor. Yani ve pazartesi günü biz sosyal sorumluluk projesinin sonuç formunu dolduracağız. Hatta 1-2 haftamız kalmış ve sonra 25 Haziran'da da finaller bitiyor ve benim komple dönemim bitiyor. Ya da finaller bitirerek kalırsam tabii bitmiyor, orası ayrı da. Öyle. Şimdi ben kahvaltı yapacağım. Bir şeyler izleyerek yaparım. Büyük ihtimalle film ya da dizi izleyeceğim. Yani bilmiyorum, bakacağım, araştıracağım birazcık. Evet, şimdi biraz İngilizce çalıştım. Yani A1'den başladım ben. Bir de bir yer buldum, orada anlatıyor böyle sırayla yavaş yavaş. Dedim A1'den başlayayım. Birazcık çalışmaya başladım, sonra annemle konuştum. Ondan sonra tekrardan birazcık çalıştım. Tabii o en son Türk kahvesi kısmında o da arkadaşımla beraber Türk kahvesi içtik. Yani biz öyle bardaklarda içiyoruz, fincanımız olmadığı için. Şimdi ütü yapacağım çünkü birazcık yürüyüşe çıkacağım. Ama yürüyüşe çıkacağım, böyle biraz rahat şeyler giyeyim dedim. Ama onlar da kırış kırış, yani aşırı kırışmış. Onları ütüleyeceğim şimdi. Telefonum şarjda ve yatağımın üstünde ütüleyeceğim için göstersem mi göstermesem mi bilmiyorum. Bir şey yaparız. Biraz hava alayım dedim çünkü yurdun içinde durdukça ve akşam olmaya başladıkça yavaş yavaş ağlama isteği geliyor. Bugün hiçbir şey yapmadım kafasına girerek. O yüzden dışarı çıkıp yürüyüş yapacağım. Birazcık hava almam gerekiyor. Ve şarkı dinleyerek yürümek de hoşuma gidiyor. Onu yapacağım yani bugün. Bir de bugün seçimin ikinci turu. O yüzden çok böyle hani dışarı çıkıp Alsancak taraflarına falan gitmek istemiyorum. Konak, Alsancak gibi yerlere. Hatta küçük parka bile gitmek istemiyorum. O yüzden buradayız ve yapsam iyi olur. Isınmaya başladı çünkü ütüm. Hazırlandım. Yani dışarısı biraz soğuk gibi geldiği için ceketimi de aldım yanıma. Bir de peçete alacağım, burnum akıyor çünkü. Ve çıkıyorum hemen. Ben yine geldim buralara. Kargayla beraber yürüyüş yapacağız. Umarım kargasındır. Yani. Şimdi benim yatağım burası. Normalde burası değil. Normal şu yukarısı. Ama odada çok kişi olmadığımız için ben aşağı geçtim. Gidip güvenliğe sorduğumda sıkıntı olmayacağını söylediler. Şuraya bakar mısınız? Hastalığım gösteriyor kendini. Yani bugün havada çok fazla şey uçuyor. Uçak, yani duyuyorsunuz mu sesini? Neden? Böyle manzarası da çok güzel. Yurdun hani yeşillik falan. Bunu daha önce göstermiştim sanki. Ama benim hoşuma gidiyor. Arada bakıyorum buraya. Ve evet arkadaşlar, yeni uyandım. Saat 5. Kaçta uyuduğumu hatırlamıyorum ama hani Candy Crush oynuyorum. Candy Crush'ta kaçıncı seviyeye geldim? 406'ya falan geldim ki bunu İzmir'e gelirken yüklemiştim. Yani bir ayda falan geldim 406'ya. Çünkü çok fazla oynuyorum boş vaktimde. Bunu
Evet, ters takmışım. Şimdi akşam yemeğini yiyeceğiz. Büyük ihtimalle haberlere bakarız. Çünkü seçim sonrası, yani 5'ten sonra galiba seçim bitiyor ve hani şey oluyor ya, açıkla sandık var açılıyor tabii, bilgiler 8'de falan geliyor, o zamana kadar oturmam tabii ki de. Yemekhaneden geldim ve elma varmış masamın üstüne, bak. Ne güzel ders çalışıyorum ben ya. Ne yapsam acaba şimdi? Şimdi şöyle arkadaşlar, o yemekhaneden sonra ben dışarı çıktım ve arkadaşlarla bir kafede oturup muhabbet ettim. Ondan sonra benim günüm bitti. Ve hani 2 günüm böyle geçti, hastaydım falan filan. Hastalığım da zaten ondan 4 gün sonra falan geçti. Tam hatırlamıyorum tarihi ama. İşte bu şekilde bir hafta sonu geçirdim. Genel olarak hafta sonlarım da bu şekilde geçiyor zaten. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinizi öptüm. Görüşürüz. Bay bay.